Herkese iyi akşamlar. Meryem Özkan'la Bir Numara özel programına hoş geldiniz. Bugün canlı yayın konuğum Metin Özmen, COVID-19 şifresi kitabının yazarı. Hoş geldiniz Metin Bey. Hoş bulduk Meryem Hanım. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Nasılsınız Metin Bey? Teşekkür ediyorum Meryem Hanım. Siz de nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür bizler de iyiyiz. Teknik bir arıza nedeniyle yayınımıza biraz geç kaldık. Normalde 19'da başlayacaktı ama geç olsun güç olmasın diyoruz. Ve ilk sorum neden COVID-19'un şifresinde T çok kullanılıyor? T'nin anlamı nedir ya da? Evet, COVID-19'un şifresi T kitabı ismini şeyden alıyor. Makalelerin tümü T harfiyle başlıyor. Kitabımızın makalelerin tümü T harfiyle başlıyor. COVID başladığından bu yana aslında biz bu işin mesaj yönünün çok fazla dillendirilmediğini söylüyorduk. Genelde herkes tıbbi ve bilimsel yönünü yazdı ama bu işin mesaj yönünün fazla yazılmadığını dillendiriyorduk. Bu arada işte bir yazı yazalım mı bununla ilgili falan düşüncemiz oluştu. Bir anda şey oldu, bir ara böyle İlhamen Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle böyle T harfiyle başlayan makale başlıkları kalbimize doldu diyelim. İşte tedbir, teslim, tevekkül, tevhid, tedavi, tezekkür gibi makale başlıkları meydana geldi. Sonra bununla ilgili kitap oluşamaz mı diye düşündük. Elhamdülillah bir ay içerisinde kitabı hazırladık, bastık. T harfinin yani COVID-19 şifresi T olmasının sebebi makalenin tümünün T harfiyle başlıyor olmasıdır. Çok güzel. Peki COVID ile beraber genel olarak insanlarda bir korku ve birbirinden uzaklaşma oluştu. Ve buna bağlı olarak da insanlar birbirinden hakikaten böyle kaçar hale geldi. Bunu aşmak için insanların nasıl bir yolu izlemesi lazım sizce? Şimdi biz COVID kitabımızda öncelikle COVID'i bir misafir olarak düşündük. Dedik ki bu Cenab-ı Hak tarafından gönderilen bir misafir, bir vazifelidir. Misafir bir yere gittiğinde vazifesini yapar, döner. Yani ev işlerine çok karışmaz, kendi vazifesini yapar, misafirliğini yapar, döner. COVID'i de bu anlamda bir misafir olarak düşündük. Dedik ki Cenab-ı Hak tarafından bir vazifeli, bir misafir olarak dünyamıza gönderildi. Vazifesini yapıp dönecek. Tabii Cenab-ı Hak bunu göndermekle bize bir mesaj gönderdi COVID ile beraber. Eğer bu mesajı alırsak vazifesini yapıp dönecek. Mesajı almazsak genelde şey olur, bu resmi kurumlarda görevlendirme olur. Birini bir yere görevlendirirler. Eğer işini zamanında yaparsa, tamamlarsa işte görevlendirmesi biter. Ama işi tamamlanmazsa ek görevlendirmeyle görevine devam eder. COVID de bu tarzdır. Eğer mesajı alırsak işini bitirir gider. Mesajı almazsak görevlendirmeyle işine devam Peki biz o edebilir. zaman hala mesajı alamadık mı Metin Bey? Yani mesajı alıp COVID bizi bırakıp almadığımızı gitmediğine göre. evet. Mesajı alıp almadığımızı COVID'in aslında bize vermek istediği mesaj yönüne ya da işte dünya genelindeki haksızlıkların, zulümlerin, işte günahların, yanlışların bitip bitmediğine bakmak lazım. Eğer bitmişse, haksızlıklar, zulümler bitmişse, isyanlar bitmişse, günahlar bitmişse belki mesaj alınmıştır. Bitmemişse mesaj alınmamış ya da daha da kötüsü de gelebilir Allah korusun. Daha kötüsü de olabilir. Çünkü daha önceki kavimler çeşitli mesajlarla uyarılmışlar. Genelde mesajı almışlar. Almayanlara daha kötü, Helal olsun. şiddetli belalara maruz kalabilmişler. Evet. Korku yönünü söyleyeyim bu girizgahtan sonra. Şimdi COVID geldiğinden beri insanlarda bir korku var tabii. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar ki siz de bunu daha iyi görüyorsunuz. Biz Batman'da çok fazla yok. Bu diyeceğim anlamda çok fazla korku yok ama büyük şehirlerde çok daha fazla var. Mesela işte asansöre biniyorsunuz herkes farklı tarafa dönüyor. Metrobüse biniyorsunuz, tramvaya biniyorsunuz, otobüse biniyorsunuz, trene biniyorsunuz. Herkes farklı bir tarafa dönüyor. Çok ciddi bir korku oluşmaya başladı milletlerde. Bu da aslında şunu da hatırlatıyor bize. Biraz mahşeri andıran bir durum. Herkes işte mesela yaşlılardan kaçıyor, hastalardan kaçıyoruz değil mi? Bunlara bulaştırmamak için. Biraz mahşeri andıran bir durum. Bununla da aslında Cenab-ı Hak bize biraz da mahşeri hatırlatıyor.
bizim gibi işte mahşeri hesabı unutanlara diyor ki mahşeri andıran bir durumla bize şey yapıyor, adeta bizi mahşere hazırlıyor, mahşeri bize hatırlatıyor. Onunla ilgili bir ayet-i kerime var. Kulakları sağır eden o gürültü koparan kıyametin koptuğu gün geldiğinde o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve oğullarından, çocuklarından kaçacaktır. O gün onlardan her bir kişinin kendisine yetecek kadar işi ve derdi vardır diye geçiyor ayet-i kerimede. Biraz onu andıran bir durum şu andaki durumumuz. Doğru. Nasıl bir gün gelecek annemizden, babamızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan kaçacağız. Şu Evet. andaki durumumuz da biraz onu anlatan bir durum. Herkes işte özellikle yaşlılardan kaçıyor onlara bulaştırmamak için. Hastalardan kaçıyor onlara bulaştırmamak Aslında için. Biraz iyi Cenab-ı Hak... niyetle Efendim? yaklaşıyoruz ama aslında iyi niyetle yani anne babamızı korumak adına yaklaşmıyoruz ama Tabii yine tabii. de bir kaçış var yani. Evet. Aynen. Bir kaçış var. Biraz onun provası tarzında oluyor aslında şu andaki durumumuz. Aslında şu ayeti kerime bizi biraz rahatlatıyor. Diyor ki biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile yahut mala, cana veya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele. Aslında Cenab-ı Hak şu anda bizi deniyor. Korkuyla deniyor. En başta kişi o korkuyla. Açlıkla deniyor. Mala, cana gelecek eksiklikle deniyor ki bu COVID sürecinde de özellikle mala gelen eksiklikle denenen çok kişi oldu. Büyük şehirlerde, özellikle ben Doğru. İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlere de gidiyorum. Orada gerçekten işte asgari ücretle çalışıp 5-6 aydır işsiz kalan kişiler çok Evet. zor durumda. Yani burada açlıkla, mala gelen eksiklikle de deneniyoruz. Ayetin sonunda bir müjde veriyor. Diyor ki sabredenleri müjdele. Eğer sabredersek inşallah o müjdelere Nail nail olur. oluruz. Şu konuda rahat olalım. Aslında meydana gelen her şey Cenab-ı Hakk'ın kitabında yazılıdır. Bir kitapta yazılıdır. Bunlar bilerek yapılıyor. Hiçbir tanesi bilgi dışı değildir. Yani yazılmamış bir şey değildir. Ayet-i Kerime'de şöyle diyor. Biraz daha bizi rahatlatmasının evinden okuyayım. Ne yerde kıtlıklar, seller, tufanlar, kasırgalar, hayvanların ölmesi, ekinlerin yok olması gibi umumi felakettir. Ne de kendi canlarınızda hastalıklar, musibetler, aile fertlerinin, yakınlarının, dostlarının ölmesi, hasta olması gibi hususi musibetler cinsinden meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki bizim onu yaratmamızdan önce bir kitapta yazılı olmasın. Hadid suresi 22. ayet-i kerime. Madem bir kitapta yazılı da o zaman çok da fazla korkmaya gerek yok. Çok fazla o anlamda hayatı korku durumuna çevirmeye gerek yok. Cenab-ı Hak korku damarını hayatı muhafaza için vermiş, hayatı azaba çevirmek için vermemiş. Özellikle bu COVID sürecinde ben de konferanslara katılıyorum, söyleşilere katılıyorum. Mesleğimiz itibariyle de biraz sağlıkçı olduğumuz için hastalarla birebir konuşuyoruz. Bu COVID sürecinden sonra özellikle insanların bir kısmı bu korku damarını çok şey yaptı, yani böyle çok büyüttü. Azaba çevirdi. Hakikaten hayatları azaba dönüştü bu süreçten sonra. Çünkü mesela bakıyorsunuz Korku bir devlet var. saplantıya mı döndü biraz? Tabii, saplantıya döndü. Bir de hayatları tamamen korku ağırlıklı olarak yaşamaya başladık. Hayatlarını korku ağırlıklı olarak Biraz da sanki panik yaşamaya atak vakaları çoğaldı. başladık. Evet. İleriki şeyde ona da değineceğiz. Mesela bir dezenfektan alıyor işte ellerini yakıyor, sonra yüzüne vuruyor, sonra kollarına vuruyor. Böyle bu tarz şeyler Evet. olmaya başladı. Ondan sonra bir yere elliyor, sonra diyor ana gidip ellerini yıkamam lazım. Çok ciddi sıkıntılar oluşmaya başladı. Aslında korku damarı hayatı muhafaza etmek içindir, hayatı korumak Dengeli için. olmak. Evet, Tabii her tabii şeyden dengeli önce. olacağız, hayatı korumak için kullanacağız, hayatı azaba çevirmek için kullanmayacağız. Belki Cenab-ı Hak bundan sonraki yaşantımızı bu tarz takdir etmiş. Öyle devam Evet. edeceğiz yani. Eğer öyle takdir etmişse de böyle yaşamaya Alışacağız. alışacağız. O yüzden Ki çok fazla... alıştık da zaten, alışmadık mı? Yani bir senedir işte maske, temizlik ve mesafe kuralına alıştık yani bir şekilde bunu Hayattan böyle de kabul lezzet almaya alıştık aslında bu şeyden sonra. kesinlikle. Hatta ve Evet. hatta sosyal medyadan iletişime geçmek birçok kişiyle. İşte hani eskiden bir araya gelip hasbihal ediyorduk ama şimdi de böyle sosyal medyadan birbirimizle iletişime geçip işte Zoom'dan diğer mecralardan böyle toplu sohbetler şeklinde aslında insanoğlu her şeye alışıyor. Sanki birazcık biz acelecilikten dolayı kaybediyoruz. Hani böyle hemen bir panik haline girip
olayı kabullenmekte biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kabullendikten sonraki süreç bence çok daha hızlı ilerliyor, daha kolay ilerliyor. Siz ne dersiniz bu konuda? Doğrudur. Buna alıştık aslında. Süreci olan buna alıştık. Bu korkuyla ilgili son bir diyeceğim söz şu. Ecel birdir. Bediüzzaman Hazretleri'nin güzel bir sözü var. Ecel birdir. Tagayyür etmez ve gizli olduğundan her günde ölmek ihtimali var. O yüzden bu anlamda ecel birdir. Evet. Değişmez. İnsan her an ölebilir. Yani COVID olmasa da kanserden ölebilir, kalp krizinden ölebilir. Bir hastalıktan ölebilir. O yüzden ecel birdir. Değişmez. Yani COVID'in gelmesi aslında bizim ecelimizi değiştirmiyor. O yüzden bu anlamda da rahat olalım. Ecelimiz değişmeyeceğine göre çok fazla da korkuya gerek yok. Peki burada şimdi Metin Özmen kimdir? Hani COVID-19 kitabının yazarı dedik. Ama Metin Özmen kimdir? Bizi izleyenlere kısaca kendinizi bir tanıtır mısınız? Evet, Metin Özmen aslen Sason, Batman Sason ilçesinde doğdum. İlk orta okulu Sason'da. Liseyi Batman Sağlık Meslekçesi'nde okudum. Daha sonra da kamu yönetimi ve ilahiyat okudum. Bununla beraber kişisel gelişim eğitimi aldım. Asıl mesleğim sağlık memurluğu. Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Taşlıdere Aile Sağlığı Merkezi'nde sağlık memuru olarak çalışıyorum. Bununla beraber yerel bir gazete çıkarıyoruz 22 yıldır Sason ilçesinde. İşte o gazeteyi çıkarırken de muhabirlik yapıyoruz. Haber göndeririz büyük ajanslara. TRT ile Anadolu Ajansı'nın Sason muhabirliğini de yapıyorum aynı zamanda. İşte o zamandan beri yazarlığımız var. Böyle 22 yıldır devam eden bir yazarlığımız var. Bu süreçte de kitap çıkarmaya başladık. İlk kitabın başarılı arkadaş seçimi oldu. Öğrenciler için özellikle çok önemli bir kitap. Evet. Ondan sonra işte ilkokul çocuklar için yazdığımız değerler eğitimi setimiz var. Beşli kitap seti. Ondan çıktı. Sonra COVID-19'un şifresi kitabımız çıktı. Oldukça yoğun, hayatı oldukça yoğun yaşayanlardansınız maşallah. Çok güzel. Evet, teşekkür ediyorum. Peki, insanoğlu her şeyde olduğu gibi sağlığın da kıymetini kaybetmeyince çok da anlayamıyor. Şimdi bu süreçte de nefes alıp vermek, oysaki hani günde kaç kez nefes alıp veriyoruz ve bunun kıymetini çok da anlayamıyoruz. Ama bu süreç bize bir nefesin ne kadar kıymetli ve özel olduğunu öğretti. Acaba bunun değerini tam olarak anlayabildik mi? Ama hani bu süreçte bir nefesin ne kadar kıymetli ve özel olduğunu. Şeye aktarayım diyorum, tamam. Şimdi bu nefesle süreçte, evet buyurun. Bu süreçte hastalığı yaşayanlar tabii hani nefesle ciddi imtihan olan kişiler var. Bunları biliyoruz ama yaşamayanlar acaba kıymetini bildi mi? Yaşayanlar ne kadar anlayabildi? Şimdi ben bu süreçte çok ağır olarak bu hastalığı atlatanlarla da görüştüm. Birebir onlarla görüşme imkanımız da oldu. Nefesin kıymetini en çok onlar anladı. Evet. Çünkü entübe olanlar, yani entübe olup daha sonra iyileşenler bunun kıymetini çok daha iyi anladı. Seninle maske takanlar kısmen, yani mesela biz de daha önce şey yapmıyorduk işte hayatımızda maske yoktu. Mesela bir yıl öncesinde bize şey söyleseydiler işte maskeyle yaşayacaksınız. Biz buna inanmazdık değil mi? Mesela bir yıl öncesinde bize deseydiler ki maskeyle yaşayacaksınız ona inanmaz. Bize acayip gelirdi. Hatta Çin'de görmüştük ilk çıktığı dönemlerde. Yani şey geliyordu bize ya, yani bak nasıl yaşıyorlar falan tarzı. Sokaklarda insanların tümü maskeyle dolaşıyordu. Biz de inanmıyorduk ama sonra geldi. Şu anda maskeyle yaşamaya alıştık. Aslında maskeyle yaşamaya alıştıktan sonra da nefesin kıymetini anlamaya başladık. Nefesin kıymetini en iyi anlatan İtalyan bir vatandaş var. Sosyal medyada da bununla ilgili yazılar yazılmış da, bunun bu diyaloğu yazılmış da. Nefesi en güzel anlatan, nefesin kıymetini en güzel anlatan oldu herhalde. İtalya'da hastaneden iyileşerek taburcu olan 93 yaşındaki adamdan endüstriyel solunum cihazının bedelinin ödenmesi istendiğinde ağlamaya başlar. Doktor, fatura yüzünden mi ağlıyorsunuz diye sorar. Yaşlı adam, hayır ben ödemem gereken para yüzünden ağlamıyorum. Bütün bunları ödeyecek gücüm var. Ne acıdır ki 93 senedir Allah'ın havasını soluyorum ve bunun bedelini hiç ödemedim. Halbuki bir solunum cihazı için bugün günlük 500 euro ödüyorum.
Allah'a ne kadar borcum var biliyor musunuz? Bunun için bir kere bile teşekkür etmedim der. Herhalde nefesle ilgili olan kısmı en güzel özetleyen bu. Kesinlikle çok güzel bu örneği. Bu örneği bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben de bu yazıyı okuduğum zaman çok etkilenmiştim. Gerçekten hani bir olay bu kadar net anlatılabilir. Çünkü hani yaşandığı için şu anda hepimizin kalbine bu nakşoldu. Yani etkiledi bizi bu örnek. Bu örneği bizimle paylaştığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Ve hastalıklarda teslimiyet nedir sorusuyla devam etmek istiyorum. Evet. Teslimiyetten önce ben şunu da söylemek istiyorum. Nefesle ilgili olarak şunu düşünmemiz lazım. Yani COVID olsa da olmasa da bizim sayılı nefeslerimiz var. Yani nefeslerimiz sayılı, belli. Ayet-i Kerime'de de bununla ilgili şöyle söyleniyor. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an öne gelebilirler. Bu sayılı nefese bir gün zamanı gelince mutlaka bitecek. Bu yüzden nefeslerimizin değerini bilelim ve faydalı işlerde kullanalım son nefesimizi vermeden önce. Yani önemli olan bu. Covid olsa da olmasa da bizim sayılı nefeslerimiz var. Bir gün mutlaka bunlar bitecek. Bunların değerini bilelim. Yani nefeslerimiz bitmeden önce bunların değerini bilelim. En önemlisi, önemlisi budur. Gelelim teslimiyet konusuna. Genelde şunu söylüyorum. Şöyle bir örnek veriyorum. Ben diyorum ki jandarma ya da polis birini yakalamaya çalıştığında tam yakalarken ona teslim ol de, teslim ol çağrısı yapar. O kişi eğer teslim olursa götürürler, cezasını verirler. Teslim olmayıp kaçarsa ya vururlar ya da daha ağır bir ceza verirler. Evet. Hastalıklar, musibetler de Cenab-ı Hakk'ın insanlara aslında teslim ol çağrısıdır. Evet. Cenab-ı Hak hastalıklarla, musibetlerle bizleri uyarıyor. Diyor ki teslim olun, kendinize gelin, kulluğunuzu yapın. Özellikle isyankarlara, günahkarlara, yanlış yapanlara, yapması gereken vazifeleri hakkıyla yapmayanlara Cenab-ı Hak teslim ol çağrısı yapıyor aslında hastalıklarla, musibetlerle. Biz teslim olup kendimize gelirsek, vazifeye, asiyemize dönersek, asıl vazifemize dönersek, yapmamız gereken asıl vazifeye odaklanırsak inşallah bu hastalıkların görevi bitecek yani teslim olursak. Teslim olmasak daha da sıkıntılı süreçlerle karşı karşıya kalabiliriz. Evet. Peki COVID'de tedbirler ne olmalı? Şimdi siz sağlıkçısınız. Size bunu sormak en doğru kişiye sormak olur herhalde. Ve nasıl tevekkül etmeliyiz bu süreçte? Şimdi aslında yaşandığımız süreçte şu olmaya başladı. Tedbirli olduğumuz için güvendeyiz. Yani tedbirli olduğumuz kadar güvendeyiz anlayışı hakim olmaya başladı insanlarda. Çünkü artık tedbir hayatımızın bir parçası olmuş. Yani her durumda tedbirli olmaya çalıştı. Maske, mesafe, hijyen gibi buralara her zaman dikkatli olmaya, dikkat etmeye çalışıyoruz. Hayatımızın her anda tedbirli olmaya çalışıyoruz. Bu da işte bu dediğim sözü şey yapmaya başladı. Yani tedbirli olduğun ölçüde güvencesin. Ne kadar tedbirli olursan o kadar güvendesin anlamında hayatımızı yaşamaya başladık. Tabii ben şeylerle ilgili çok söylemiyorum. Kitapta yazdık hani sağlık cihetini. Bir de bunlar çok fazla anlatıldı, hatırlatıldı. Evet. Herkes artık bunları ezberledi yani. Öyle özellikle televizyonlarda falan çok şey yapıldı. Çocuklar bile artık biliyorlar yani bu olayı. Evet. Çünkü çok fazla dillendirildi. Evet. Ben bunun özellikle İslami yönünde şunu söylemek istiyorum. Ayet-i Kerime var bununla ilgili. Diyor ki kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Evet. Bizim sorunumuz babından söylüyorum. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Hatta yani bizim tedbirsizliğimiz yüzünden bu hastalık birine bulaşırsa biz sorumlu oluruz. Biri vefat ederse bizim tedbirsizliğimiz yüzünden gene sorumlu oluruz. Bu anlamda ayet-i kerime yani kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var gene bununla ilgili. Diyor ki kim korkuluksuz bir damda yatıp uyur da geceleyin damdan düşüp ölürse sorumluluğu kendisine aittir. Her kim de fırtınalı bir zamanda deniz yolculuğuna çıkar, fırtınaya yakalanıp ölürse bunun da sorumluluğu kendisine ait. Bu bize aslında bir bakış açısı veriyor. Yani bu anlamda tedbirli olmadığınız zaman, tevekkülü yerine getirmediğiniz zaman siz sorumlu oluyorsunuz. Bir de şu yönü var. Yani tedbiri de şey yapmamak lazım. Yani tedbirde de bu anlamda aşırıya gitmemek lazım. Yani hayatı yaşanmaz hale getirmemek lazım tedbir yüzünden.
Bu yönde çok önemli. Hatta bir ara ben bizim Sason ilçemiz var. Sason ilçemizden şeye doğru gidiyorum. Böyle bir köye doğru gidiyorum. Yolda baktım şişman, biraz da yaşlı bir amca. Ben arabayla gidiyorum, o ayakla geliyor. Böyle nefes nefese kalmış, yürüyemiyor. Şey, maskeyi takmış böyle. Yani mübarek, orada zaten kimse yok. Yani dağdasın zaten. Yani onu şey yapmaya gerek yok. Orada zaten mikrop yok, bir şey yok. Orada maske takmana gerek yok. Bu tarz kişileri görüyorum bazen. Ben orada işte dağdayken maske takıyor ama çarşıya geliyor, işte kahvede millete çay içerken maske takmıyor. Yani bu anlamda tedbir cihetini çok şey yapmak lazım. Hani yerinde ve ölçülü kullanmak lazım. Tevekkül yönüyle de elimizden geleni yapıp diğerini hani sonucu Cenab-ı Hakk'a bırakmak lazım. Bizim özellikle avam tabakada bu tevekkülle ilgili çok yanlış anlayışlar var. Ben sağlıklı olduğum için tabii sünnetlere falan gidiyorum. Evleri bazen ziyaret ediyoruz. Bir ara bir sünnette konuşuyoruz. Milletle öyle oturduk konuşuyoruz. Bir tane bayan dedi ki ya biz dedi Covid geldiğinden beri hiçbir şeye dikkat etmiyor. Her şey Allah'ın elinde zaten. Hiçbir şey yapmadık diyor. Ne maske taktık ne bir şey yapmadık diyor. Her şey diyor zaten Allah'ın elinde. Allah istemezse bir şey olmaz. Bu yanlış bir tevekkül anlayışıdır. Tedbir sizden, takdir benden diye. Kesinlikle. Kesinlikle. Elimizden geleni yapacağız. Neticeyi ona bırakacağız. Elimizden geleni yapmazsak olmaz. Bu konuda bir bakış açısı kazandıracak. Bediüzzaman Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki iman tevhidi. Tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dareni iktizadır. Yani bu anlamda bir sıralamaya tabi olup tekrar edebilir tevekkülü, misin? İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül ise saadeti dareni iktizadır. Çok yani iki dünya mutluluğunu gerektirir. Evet. Biraz açmak gerekirse hani biraz Osmanlıca kelimeler olduğu için belki izleyicilerimiz tam anlamamış olabilirler. İman tevhid, yani iman ediyorsan tevhid edeceksin. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeceksin. Bunu dedikten sonra teslim olacaksın. Yani Yüce Allah'ın emirlerini yerine getirmek babından teslim olacaksın. Teslim olduktan sonra evet. Tevekkül edeceksin. Yani teslim olmadan tevekkül olmaz. Teslim olduktan sonra tevekkül edeceksin. Bunları tümünü düzenli bir şekilde yaparsan saadeti dareni diyor iktizadır. Yani iki dünya saadetini iktizadır. Hem dünyada hem de ahirette mutlu olursun. Yani bu cümle gerçekten tevekkül şeyini çok güzel bir şekilde özetliyor. Hani tevekkülü nasıl algılamamız gerektiğini çok güzel bir şekilde özetliyor. Evet. Peki İslam tarihinde salgın hastalıklar ve onun akabinde yapılan tavsiyeler nelerdir? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi bu salgın başladıktan sonra bizde tabii bu T ile ilgili gelen de araştırmalarımız T ile ilgili olunca taun ağırlıklı bir şey yaptık. Veba ve taun ağırlıklı bir araştırma yaptık. Genelde taun ve veba tarzı şeyler zaten COVID'e benziyor. İslam tarihinde ilk veba tarzı hastalık 627 yılında Medain'de meydana gelen Şiruye taunudur. Daha sonra da işte 639 yılında Anvas taunu var. Bu Anvas taununda çok tanınmış iki tane sahabi de vefat ediyor. İşte bunlardan biri Ebu Ubeyde bin Cerrah, biri de Muaz bin Cebel Anbas taunda vefat ediyor. Bu taunda 25-30 bin kişi vefat ediyor. Tabii 25-30 bin o zamana göre çok büyük bir oran. Çünkü nüfusun az olduğu bir dönem. O döneme göre çok büyük bir oran. 627'de olan Peygamber Efendimiz vefat etmeden olan değil mi? Evet evet. Şiriye taunudur. O çok fazla sürüyor ama 39'da olan biraz sürmüş demek ki 25-30 bin kişi vefat etmiş. Ne kayıplar olmuş. Evet. Evet. Daha sonra da 688'de Basra'da bir taun meydana gelmiş. Bu taunla da Carif taunu demişler. Carif bizim Arapçada, Kürtçede de biraz şey böyle önüne gelen her şeyi süpüren anlamında bir kelime. Ona da Carif, işte Arapçada Carif demişler. 3 gün sürmüş bu Carif taunu. Her gün 70 bin kişi bu taundan vefat etmiş. 688 evet. yılında Basra'daki taunda. Bu taunda da Enes bin Malik, biliyorsunuz o da büyük bir sahabi. Enes bin Malik'in ailesinden 80'e yakın kişi hayatını kaybediyor Carif taununda. Daha sonra da bu tarz şeyler var yani İslam tarihinde bu tarz taunlar var.
Benden çok dikkatimi çeken mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi var. Diyor ki her ümmetin bir emini vardır. Benim ümmetimin emini de Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır diye hadis-i şerifi var. Bu büyük bir sahabi Ebu Ubeyde bin Cerrah 58 yaşında ta ondan vefat etmiş. Yani bu tarz bir hastalıktan vefat etmiş. Yine Muaz bin Cebel en büyük sahabilerden. Yani bize sorulsa herhalde diyeceğiz Muaz bin Cebel yani 60-70 yaşında vefat etmiş ya da şehit olmuş bir savaşta diye düşünürüz. Ama Muaz bin Cebel de yine Anvas Dağı'nda Muaz bin Cebel'le ilgili çok önemli bir hadis var. Peygamberimiz Aleyhisselatü diyor ki ümmetimin helal ve haramı en iyi bileni Muaz bin Cebel'dir. Yani böyle bir sahabi. Bu da 38 yaşındayken ta ondan vefat ediyor. Yani 38 yaşında yani gencecik ta ondan vefat ediyor Muaz bin Cebel. İslam tarihinde de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de bu tarz hadiseler var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bize bir bakış açtı aslında. Bu Covid'in ilk çıktığı günlerde de bu dillendirildi. Bir hadis-i şerifi var. Diyor ki bir yerde veba çıktığını duyarsanız oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba çıkarsa o bölgeden Hayır. ayrılmayınız. Bu hadis-i şerif aslında çok müthiş bir bakış açısı veriyor. Kesinlikle. Hatta bu Covid'in ilk başladığı günlerde biz bir doktor arkadaşla konuşuyorduk. Dedi ki aslında bizim ülke de öyle büyük resmi görmedi. Yani büyük resmi bu anlamda görmedik. Belki dünya da bu anlamda görmedi. Mesela bu hadis uygulansaydı düşünün Covid'in ilk başladığı anda Türkiye'de Evet. genelde İstanbul'da başladı. Bu hadis-i şerife göre İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklansaydı belki bu tarz olmayabilirdi. İşte yurt dışından gelenler 14 günlük izolasyona tabi tutulsaydı. Bu tarz olmayabilirdi. Ama bu hadise şey yapılmadı yani tamam bu hadis çok dinlendirildi ama biraz iş Uyulmadı. işten geçtikten sonra tabiri caizse dinlendirildi. Bakın 1400 yıl önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize aslında bir kurtuluş Doğru yolu reçetesini göstermiş. sunmuş. Evet. Evet yolu göstermiş ama işte uygulanmadığı için belki daha şiddetli bir durumla karşı karşıya kalalım. Doğru. Belki tabii mutlaka bu işte Cenab-ı Hakk'ın takdiri var yani belki böyle yayılması gerekiyordu ama bu hadis-i şerif 1400 yıl öncesinden hatta 1442 yılından oldu. 1442 yıl öncesinden bizleri uyardı yani. Uyardı ve rehberlik etti ama biz o rehbere çok da böyle uymadık. Uysaydık belki daha az zayiatla atlatacaktık. Ama her şey Rabbimin takdiri ilahisi. Peki burada Yani tefekkür. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üstün mesajları aslında böyledir. Yani duyunca uygularsak, hayatımıza tatbik edersek rahatlıyoruz. Yani hem dünya hem ukrevi hayatımızda rahatlıyoruz. Uygulamazsak da zorluklarla karşılaşıyoruz yani. Kesinlikle. Peki tefekkür açısından bakarsak korona bizlere neler öğretti? Sorularımız T'lerden geliyor çünkü Şimdi tefekkür açısından kitabın T içerisinde harfi T'ler yani bütün olunca. makalelerimiz bütün makalelerimiz T harfiyle başlıyor. Şimdi tefekkür gözüyle bakmaya başladığımız anda aslında rahatlıyoruz. Yani biz bir şeye Cenab-ı Hak gözüyle bakmaya başladığımızda onun mesajı yönüyle bakmaya başladığımız anda aslında rahatlıyoruz. Benim derdim de şuydu aslında bu kitaba başlarken de yani bu mesaj yönü dillendirilseydi millet bu kadar sorun yaşamayacaktı. Bu kadar psikolojik sorunlar olmayacaktı. Mesaj yönü dillendirilmediği için bir sürü sorunla karşı karşıya kalabiliriz. Bakın mesela size bir ayet-i kerime okuyacağım. Bizi ne kadar rahatlatacak bu ayet-i kerime. Diyor ki En'am suresi 69. ayet-i kerime. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmüyorsa, Her onun şeyden ilmi dışında rahatsız. bütün dünyayı kasıp, aynen onun ilmi dışında bütün dünyayı kasıp kavuran bir mikrop hareket edemez ya. Bu Evet. kadar insan ölemez, mümkün değil yani. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmüyor. Onun ilmi dışında bir hastalık meydana gelmez. Bu kadar insan ölmez. Her şey onun ilmiyle hareket ediyor. Bu kadar şey. Yani bir ayet-i kerime bile bizi aslında şey yapıyor. Rahatlatıyor. Tefekkür gözüyle bakmaya başladığımız anda bizi rahatlatıyor bir ayet-i kerime. Bir başka ayet-i kerime mesela gene günümüzle ilgili bize bu konuyu hatırlatabilecek. Bazen hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olur. Kimi zaman da sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olabilir. Netice itibariyle neyin hayır ve neyin şer getireceğini sadece Allah bilir, siz bilemezsiniz. Yani bu tür hastalıklarda da mutlaka bir hayır yönü vardır, belki bir şer yönü vardır.
bizim bilmediğimiz bir sürü hayırlar vardır ki bunlar zaten sıralanıyor, bazen millet bunları dillendirmeye başladı. Mutlaka hayırlı yönleri vardır. Önemli olan bu anlamda işte tefekkürü iyi yapmak, tefekkürü iyi yapmak. Ben her zaman şey söylüyorum, mesela konferanslara gidiyorum. Konferanslarda oradaki dinleyicilere, izleyicilere şunu söylüyorum. Diyorum ki yani Covid Azrail şeyini düşünebildiniz mi? Yani Covid Azrail ilişkisi yok diyorlar. Peki diyorum, Azrail Aleyhisselam sizin bir tanıdığınızı, bir akrabanızın canını aldığında Azrail'e hiç kızdığınız oldu mu diyorum. Yani mesela çok tanıdığı, yani çok yakın bir akrabanızın canını aldı. Hiç kızdınız mı? Vallahi diyorlar hiç aklımıza gelmedi. Yani Azrail'e hiç kızmadık. Yani genelde hastalıklar sebep olduğu için hiç şey yapmadık diyorlar. Diyorum Azrail Aleyhisselam'a nasıl kızmadıysanız Covid'i de o anlamda kızmamanız lazım. Azrail Aleyhisselam nasıl Yüce Allah'ın bir meleği ise, Yüce Doğru. Allah'ın emriyle hareket ediyorsa, ona verilen listedeki kişilerin canını alıyorsa mesela diyeyim. Evet. Covid de kendisine verilen vazifeyi yapıyor aslında. Doğru. Bir de Covid misafir kendisine işte bir daha kısmının böyle demişler canını al. hani misafir dediniz ya Alamadım, başta. tekrar alabilir miyim? Eyvallah. Tabii ki. Misafir, Covid'i bir misafir olarak görmek gerekiyor dediniz ya. Zaten misafir olarak da görürsek hani birçok şey daha kolay ilerleyebilir. Aynen. Yani misafir olarak görürsek çok daha dediğiniz gibi en azından birçok sıkıntıyı, psikolojik sıkıntıyı yaşamayacağız. Covid'de kendisine verilen işleri yapıyor aslında şu anda. Yüce Allah ona demiş ki bir kısmının canına vesile olacaksın yani. Ölümüne vesile olacaksın. Bir kısmının hastalanmasına vesile olacaksın. Bir kısmının ise hastalığı yaymasına vesile olacaksın. Ama o da Yüce Allah'ın emriyle hareket ediyor. Yani nasıl Azrail Aleyhisselam Yüce Allah'ın emriyle hareket eden bir melekse Covid'de Yüce Allah'ın emriyle hareket eden bir virüstür. Yani bunu bu kadar anlayacağız. Yani bu kadar basittir aslında. Yüce Allah'ın emriyle hareket eden bir virüstür. O yüzden o anlamda da çok korkmaya gerek yok. Ben bazen şeylere de söylüyorum. Böyle bu yılandan falan korkanlar oluyor ya. Yılandan, köpekten falan. Ben diyorum ki yani Yüce Allah'ın emri olmadan bir yılan da bir şey yapmaz. Biz tevekkülü bu anlamda. Mesela Azrail Aleyhisselam diyelim canımızı almaya gelecek. Bir hastalığa yakalandık. Biz Azrail Aleyhisselam'a canımızı teslim etmemek için elimizden geleni yapıyoruz aslında. Yani tevekkül babından Mücadele iyileşmek ediyoruz. için elimizden geleni yapıyoruz. Bu virüs için de böyledir. Yani virüs için de elimizden geleni yapacağız. Bu anlamda tevekkül babından. İşte bu yılanlar, çıyanlar için de öyle. Elimizden geleni yapacağız. Diğerini onlara bırakacağız. O yüzden yani hepsi Yüce Allah'ın emriyle hareket ettiği için o anlamda rahat olacağız. Yani onun izni olmadan bir şey olmayacak. Bizi bu konuda uyaran bir ayet-i kerime var. Ben günümüzde çok alakalandırıyorum bu ayet-i kerimeyi. Biraz da günümüz toplumunu özetleyen bir ayet-i kerime. En'am suresi 44. ayet-i kerime, onu okumak istiyorum. İnsanlar nasihat edildikleri şeyleri unutunca bu sefer üzerlerine bütün nimetlerin kapılarını açtıkça açtık. İnsanlar nasihat edildikleri şeyleri unutunca bu sefer üzerlerine bütün nimetlerin kapılarını açtıkça açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden ferahladıkları ve şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık ve bir anda hepsi ümitlerini yitirdiler. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden ferahladıkları ve şımardıkları zaman, yani biraz toplumumuzu anlattığı için söylüyorum, onları ansızın yakaladık ve bir anda hepsi ümitlerini yitirdiler. Yani günümüz toplumunu gerçekten bu ayet-i kerime adeta özetliyor. Yani insanlar verilen nimetler yüzünden biraz şımarmışlar ve diyor ki onları ansızın yakaladık. Bizi de bu anlamda Cenab-ı Hak ansızın yakaladı. Cenab-ı Hak bu anlamda ibret almayı nasip etsin. Amin inşallah. Peki pandemi bize sabrı ve durmayı öğretti mi? Şimdi hastalıklarda, musibetlerde sabır çok önemlidir. Özellikle bu sabır kuvvetini iyi kullanmayan kişileri de gördüm bu süreçte. Sabrı iyi kullanmadıkları için psikolojik sorunlar yaşayan çok kişi oldu, depresyona giren çok kişi oldu, bu anlamda sıkıntılar yaşayan çok kişiler oldu. Yani bizi ve toplumu bu anlamda şey yaptım, hani sabra sevk ettim ya da sabrın değerini bildik mi onu tam bilemiyorum. Fakat şunu biliyorum. Hastalıklar ve musibetler
bize sabrı öğretmelidir. Eğer sabrı omuzumuza alabilirsek hastalık ve musibetlerde rahat ederiz. Sabrı omuzumuza almazsak gerçekten çok zor durumda kalabilir ki şu anda toplumda çok zor durumda olan kişiler var. Özellikle psikolojik yönüyle depresyon geçirenler var. Sabır deyince aklımıza önce, yani benim aklıma daha doğrusu ilk olarak şey gelir, Hazreti Eyüp gelir. Sabır kahramanı Hazreti Eyüp diyorsun. Yani her zaman da konferanslarda bunu söylediğim ki, yani bu özellikle kitapta geniş bir şekilde yazdık Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasını. Diyorum ki yani başınıza bir musibet geldiğinde şu Hazreti Eyüp kıssasını hatırlayın. Onun başına gelenleri hatırlayın. Sonra kendinizi böyle hesaba çekin o anlamda ya da kendi sabrınızın ölçüsünü görün. Hazreti Eyüp Aleyhisselam çok zengin bir peygamber. Malı mülkü var, çocukları var. Hani vakti yerinde tabiri caizse. Fakat çok da ibadet eden bir peygamber. Kulluğundan hiç taviz vermiyor. İbadetlerini çok düzenli ve fazlasıyla yerine getiriyor. Tabi bu şeytanın zoruna gidiyor. Yüce Allah'ın yanına gidiyor. Diyor ki ya diyor bollukta diyor herkes ibadet eder diyor zaten diyor. Hazreti Eyyub'un diyor her şeyi var diyor. Tabii ki ibadet edecek diyor. Malı var, mülkü var, çocukları var. Rahatı yerinde tabii ki ibadet edecek diyor. Tabi Yüce Allah kulunu tanıyor yani. Peygamberini tanıyor. Kulum Eyyub'u deneyelim diyor. Bir sel geliyor. Hazreti Eyüp'ün bütün malı gidiyor bu selde. Şeytan Eyüp Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Ya bak diyor sen Allah'ın diyor senin bütün şeyini aldı diyor. Yani bütün malını aldı diyor. Hazreti Eyüp ibadetine devam ederek şöyle diyor. Mal diyor Allah'ındır yani o verdi o aldı yani hiçbir sıkıntı yok diyor. Sonra şeytan tekrar gidiyor Yüce Allah'ın yanına diyor. Bir de diyor bunun çocuklarını al bakayım diyor. Yine aynı devam edecek bir ibadetlerine. Taun tarzı bir hastalık geliyor. Taun veba tarzı yani bu Covid tarzı da diyebiliriz bir hastalık geliyor. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın bütün çocukları vefat ediyor. Şeytan geliyor Hazreti Eyüp'ün yanına diyor ki diyor, senin diyor, bütün çocukların vefat etti diyor Taun'da. Ne diyeceksin diyor. Diyor canı veren Allah'tır, anaları Allah'tır. Ben ne diyeceğim diyor. Can onun alan da odur yani. Benim şeyim yok ki diyor. İbadetlerine devam ediyor. Şeytan tekrar gidiyor. Diyor ki o zaman sağlıkta insan ibadet edebilir. Bir daha hastalık ver. Diyor. Yüce Allah Eyüp Aleyhisselam'a hastalık veriyor. Çok hastalıkta da ibadetlerine devam ediyor. Yani eksiksiz bir şekilde devam ediyor. Hastalık vücudunun tümünü kaplıyor. Hatta yani o kadar ağır durumda şey yapıyorlar bu eşiyle beraber uzak bir beldeye gidiyorlar. Hani toplumu rahatsız etmeyelim babından toplum da onları dışlıyor bu hastalıktan sonra. Eşi bir ara diyor ki ya Eyüp diyor Rabbine dua etsen de bir şifa verse yani iyileşsek çok zor durumdayız diyor. Hazreti Eyüp diyor ki ya diyor bizim bu hastalığa yakalanmamız diyor. Önce diyor ki biz rahat olarak ne kaç yıl yaşadık diyor. 80 yıl yaşadık diyor. Diyor biz daha 80 yıl zorluk görmedik ki diyor yani. Ben diyor utanırım Rabbime böyle bu durumda dua etmekten diyor. Biz yani daha bu kadar zorluk görmedikten sonra ben Yüce Allah'a nasıl dua edip şey yapayım yani şifa isteyeyim. Babından söylüyor. Sonra hastalıklar özellikle kurtlar, kurtçuklar Hazreti Eyüp'ün kalbine ve diline ilişiyor. Kalbine ve diline ilişince ibadetini yapamıyor, zikrini yapamıyor. Yani hastalıkta da zikir ve ibadetine devam ediyor Hazreti Eyüp. Diline ve kalbine ilişince Hazreti Eyüp diyor ki Rabbi enni messeniye durru ve ente erhamur rahimin. Ey büyük adam diyor. Hastalıklar, kurçuklar artık dilime ve kalbime yapıştı. Seni zikredemiyorum. Sen Erhamur Rahim'insin. Eğer arzu edersen, istersen ben tekrar seni zikretmek istiyorum. Arzu etmesen de sen bilirsin. Babından bir dua yapıyor. Bu duadan sonra Hazreti Eyüp Aleyhisselam iyileşiyor. Hastalıktan şifaya kavuşuyor. Tekrar malı mülkü oluyor, çocukları oluyor ve hasıl yaşamına devam ediyor. Bu Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın kıssası bize bir bakış açısı vermelidir. Özellikle bizim kesime musibette olan kesime bir bakış. Kesim noktasında çok güzel bir örnek Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Evet.
Her zaman şunu söyleyeyim, yani musibette uğrayanlara, belaya uğrayanlara diyorum ki Hazreti Eyüp'ün durumunu düşünün diyorum yani. Hazreti Eyüp'ün durumuna gelmiş misiniz yani? Hazreti Eyüp'ün başına gelenlerin başınıza gelmiş mi? Yani bir anda bütün malınız gitmiş mi? Bütün çocuklarınız gitmiş mi? Bütün dostlarınız sizi bırakıp gitmiş mi? Bu anlamda diyorum Hazreti Eyüp'ün durumunu düşünün, ondan sonra şey yapın. Şekva etmeye başlayın hayatınızda. Sabırla ilgili Bediüzzaman Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki insan üç sabırla mükelleftir. Birisi taat üstünde sabır, birisi masiyetten sabır, birisi de musibete karşı sabır. Bu üç sabrı diyor omuzuna alan rahat eder. Bunlar ne demektir? Taat üstünde sabır, ibadette sabretmek. Mesela diyelim işte namaz kılmaya niyetlenmiş. Şeytanın bir şeydir, bir adetidir aslında. Namaz kılmaya niyetlenmişsin diyor, işte yarın kılarsın. Ya da işte bugün kıldın, ya diyor yarın da kılacaksın, öbür gün kılacaksın. Bir ay daha kılacaksın, sonra birkaç yıl daha kılacaksın. Ooo bitmiyor diyor. Oruç tutacaksınız, gene bu tarz yaklaşıyor. Yani ibadette ve taatta bu tarz bir yaklaşım sergiliyor şeytan. Görevi o zaten. Biz birincisi taat üstünde sabredeceğiz. Yani ibadetleri yapmadan sabredeceğiz. Sabırlı olacağız. Şunu söylüyorum diyorum ki nasıl biz işte yemek yemede sabrediyorsak, hiç şey yapmıyoruz yani. Valla ben bugün artık bıktım ya, her gün yemek yiyorum. Yani her gün yemek nereye kadar yani, artık yemekten bıktım yemiyorum demiyorsak, işte su içmekten bıktım ya, artık her gün 5-10 defa su içiyorum ya, bıktım artık. Yani yeter artık su içmekten bıktım demiyorsak, yine bu Covid'den sonra nefesin değerini daha iyi anlamaya başladım. Ya ikide bir nefes alıp vereyim, nefes alıp vereyim, bıktım nefes alıp vermekten demiyorsam, ibadetleri yapmakta da sabredeceğiz, bıktım demeyeceğiz. Nasıl maddi olarak yaşamamız için yemeğe, suya ve havaya, nefese ihtiyacımız varsa, manevi olarak kalbimizin ve ruhumuzun rahatı için de ibadetlere ihtiyacımız var. İbadetlerde sabredeceğiz, ibadetleri yapmaya devam edeceğiz ve sabredeceğiz. İkincisi masiyetten sabır. Yani günahları yapmamada sabredeceğiz. Günah işlememede sabredeceğiz. Bu da en önemli sabırlardan biri. Diğeri de musibete karşı sabır. Yani özellikle Covid tarzı başımıza gelen musibetlere karşı sabırlı olmayı öğrenmeliyiz. Bu üç sabrı insan omuzuna alırsa gerçekten rahat eder. İbadette, taatte sabır, günahları işlememede sabır ve musibetlere karşı sabır. Bunları inşallah omuzlarımıza alırsak inşallah rahat edeceğiz. Yani hayatı rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayacağız. Peki, hareketli olmanın ve spor yapmanın hastalıkları yenme noktasında etkileri nelerdir? Şimdi bütün hastalıklarda aslında hareketli yaşayanlar bütün hastalıkları daha rahat atlatıyorlar. Evet. Ben Covid başladığından beri de bir şey dinlendiriyorum. Bir de bizim Sason'dan İstanbul gibi büyük şehirlere gidenler çok fazla. Örnek veriyorum. Diyorum ki İstanbul gibi büyük şehirlerde hareketsiz yaşayan 50-60 yaşındaki insanlar bile Covid'i çok zor atlatıyor. Evet. Bizim Sason ilçemizde ise 100 yaşında atlatanlar var. Bunun sebebi şudur aslında. Bizim yaşlılar özellikle çok hareketli yaşıyorlar. Temiz hava soluyorlar ve işte bağ bahçe işleri de çok olduğu için genelde hareketli yaşıyorlar. Devamlı hareket halinde de bunların vücut dirençleri çok iyi, bağışıklık sistemleri çok iyi. Öyle olunca da hastalıkları rahat atlatıyorlar. Diğer tarafta ise insanlar biraz daha tembelliğe alışmış ya da oradaki şehrin verdiği bir yaşam tarzıyla belki hareketsiz yaşamaya alışmışlar. Onlar çok daha zor atlatabilir. Sadece Covid'de değil, bütün hastalıklarda böyledir. Siz hareketsizseniz bütün hastalıklar vücudunuza çok rahat yerleşebilir. Hareketli yaşıyorsanız hastalıklar daha az yerleşebiliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl dünyada 3,2 milyon insan hareketsizlik yüzünden hayatını kaybediyor. 3,2 milyon insan hareketsizlik yüzünden hayatını kaybetmektedir. Tam onu soracaktım. Hani şimdi tabii siz küçük yerlerde hareket var, işte yapılacak iş çok. Ama özellikle bizim gibi büyük şehirlerde yaşayanlar, bu pandemi sürecinde çok fazla evde kalmanın verdiği bir, nasıl sorayım, yavaşlık ve hareketsizlik hakim oldu. Özellikle çocuklar için. Çünkü televizyon, işte tablet ya da telefon karşısında olup hareket
Yani neredeyse hani evin içinde 30-40 adım atacak kadar hareket sağlanıyor. Ve bunun hani çok ciddi sıkıntıları olacak. Yani şimdi de olacak, ilerleyen süreçte de olacak. Ve ben şöyle bir şey gözlemledim. Bu süreç özellikle işte evde kalan çocuklarda çok fazla ekran bağımlılığı ve hareketsizliği öğretti. Yani onlar onu öğrendi daha doğrusu. Hani evin içinde işte spor yapayım ya da bir aktivite yapayım. Hani yönlendirmeye çalışsak da çocuklar daha sakinliği tercih ettiler. Ve tabii ki bu bağımlılıklar oluştu. Yani bu bağımlılıklar hakkında ne söylemek istersiniz? Bağımlılıktan önce şunu da söyleyeyim. Bu hareketsizlik yüzünden mesela meme ve kolon kanserinin yaklaşık %21, diyabetin %27'si, kalp hastalığının %30'unun ana nedeni fiziksel aktivite yetersizliği. Yani böyle %30'a yakın bir şey var hemen hemen hepsinde. İşte meme, kolon kanseri, diyabet, kalp hastalıklarının çoğunun böyle %30'u bu hareketsizlik yüzünden meydana geliyor. Ben bu hareket konusunda şunu da özellikle eklemek istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın günde 10 bin adım şeyi var, evet, biliyorsunuz, kampanyası var. Yani günde en az 10 bin adımı şey yapmamız lazım. Yani günde en az 10 bin adım atmamız lazım. Bunu kendimize bir düstur haline getireceğiz. Yoksa gerçekten ileride çok zor bir hayat bizi bekliyor olacak. Bizim toplumda bir yemek yeme kültürü, alışkanlığı var. Yemek yemeyi çok seven bir toplumuz. Hatta dizi izleme kültürümüz var. Dizi izlerken bile yemek yiyoruz. İnsanlarımıza şunu söyleyeyim. Diyeyim ki o dizide izlediğiniz karakterlerin çoğu da formlarını korumak için aslında yemek yemiyor. Yani çok az yemek yiyor ve günde saatlerce spor yapıyor, hareketli yaşıyor anlamda. Onları da diyorum, düşünün yani, dizinizi izleyin ama dizinizi izlerken de onları da düşünün. Yani onlar spor yapmıyor diye, onlar sizden çok daha fazla spor yapıyorlar. Çok fazla hareket ediyor ve her şeyde yemiyorlar. O anlamda dikkatli olmanız lazım. Bu telefon, televizyon, tablet bağımlılığına kısa bir şekilde değineyim. Gerçekten pandemi sürecinden sonra tüm özellikle çocuklarda çok oldu. Büyüklerde de oldu. İşin açıkçası büyükler oldu. De artık dışarı çıkmayınca telefon bağımlılığı çok fazla artmaya başladı. İslam'da şöyle bir ölçü vardır. İfrat, tefrit, vasat diye bir ölçümüz var. Biz bunu hayatımızda uygularsak gerçekten rahat ediyoruz. Ne bir şeyi çok fazla kullanacağız, ne çok az kullanacağız. Vasat ölçüde kullanacağız. Buna kısa bir örnek vermek istiyorum. Özellikle Peygamberimiz Aleyhisselatü'nün döneminde geçen bir hadise var. Temim Eddari Hazretleri var. Bu bir tane çırağı alıp geliyor. Bu ticaret yapıyor Temim Eddari Hazretleri. İşte Hristiyan beldelerine de gidip mal alıp getiriyor. Bir ara gelirken bakıyor orada bir tane çırağı var. Çırağı biliyor musunuz? Bir lamba tarzı bir şey. Işık yayıyor. Sıra alıp geri bakıyor, sıra şey yapıyor işte, etrafı aydınlatıyor. Tabii Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde sahabeler işte Mescid-i Nebi'de toplanır. Orada hurma yapraklarını yakıp aydınlanırlar. Yani şey yok, daha sıra yok piyasada. Bu da Hristiyan beldesinden bir tane sıra alıp getiriyor. Akşam gidiyor Mescid-i Nebevi'ye. Sahabeler gene şey yapacaklar işte, hurma yapraklarını yakacak. Durun durun diyor. Onları yakmanıza gerek yok diyor. Ben bir tane çırağı getirdim diyor. Onu yakayım diyor. Bakın her tarafı aydınlatacak. Temim Eddari Hazretleri çırağı kuruyor, yakıyor. Bakın her taraf aydınlanıyor. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesini bekliyorlar. Tabi Hristiyan diyarından getirmiş bu çırağı. Onun gelmesini bekliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Bakıyor ki çırağı yanıyor. Hurma yapraklarını yapmamışlar. Sahabeler zannediyor işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kızacak. Bu çırayı kim getirdi diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sahabeler diyor ki ya Temim Eddari getirdi ya Resulullah diyorlar. Yani biraz hani şikayet eder babından söylüyorlar. Temim Eddari getirdi ya Resulullah diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor Temim Eddari'ye hitaben. Diyor ki Temim Eddari, Temim Eddari, nevverallahu kabrek kemen evvelte mescidine. Diyor Temim Eddari, Allah senin kabrini nurlandırsın, senin bizim mescidimizi nurlandırdığın gibi. Oo, çok güzel. Bunu da yetmiyor, devam ediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Temim Eddari diyor, eğer bir kızım daha olsaydı onu da sana verecektim. Yani bu kadar seviniyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam.
Bu teknoloji bağımlılığında da buna yani bu bize bir bakış açısı veriyor aslında. Yani vasat ölçülerde faydalı işlerde kullanırsam sıkıntı yok. Faydasız işlerde özellikle öğrenciler için ben şey söyleyeyim yani zaman kaybı çok önemli. Çünkü şu anda 3 aylardayız. İnşallah ileride imkan olursa 3 aylarla da ilgili bir program yapmayı İnşallah. arzu ederim. Şu anda mesela Recep ayındayız. Yaptığımız ibadetlere, zikirlere. Efendim? Recep ayını bitirmek üzereyiz. Evet. Zaman çok hızlı Sadece geçiyor. şey söyleyeyim yani şu anda yaptığımız ibadetlere, zikirlere 1'e 100 veriliyor. Yani 1'e 100. Yani bir işte tabletin başına geçtiğinizde, telefon başına geçtiğinizde bir sürü zaman geçiyor. Diğer 10-15 dakikalık bir süre zarfında bile yani çok az bir zaman bile harcıyorsanız onunla Subhanallah ve elhamdülillah bile derseniz dünya kadar sevap kazanıyorsunuz. Çünkü 1'e 100 veriliyor. Daha sonra gittikçe artıyor. 1'e 300, 1'e 1000, 1'e 30 bin veriliyor bu 3 aylarda. Zamanın kıymetini çok iyi anlamamız lazım. Zamanı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Teknoloji bağımlılığının bu anlamda da çok ciddi sıkıntılar var, zararlar var. Yani sadece zaman kaybı yönüyle bile düşünsek çok ciddi bir zararda olduğumuzu bileceğiz. Dediğim gibi teknolojiyi de ölçülü kullanmaya gayret edeceğiz. Peki. Bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz Metin Bey. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak şunu söylemek isterim. İzleyicilerimizin imkanı varsa bizim kitabı okumalarını tavsiye ederim. Çünkü bu alanda yazılmış ilk kitap. Benim biraz böyle bir şeyim var. Bizim başarılı arkadaş seçimi kitabımız da öyleydi. İlk yazdığımızda Türkiye'deki ilk kitaptı. O yüzden 9 aylık bir sürede tükendi hızlı bir şekilde. Çok güzel. İkinci baskı yaptık. Üçüncü baskıya gideceğiz yakında inşallah. O anlamda ilk kitaptı. Yani Covid ile ilgili olan kitabımız da Türkiye'de bu anlamda daha doğrusu dünyada İlk kitap. Çünkü basmadan önce şeyini yaptık, araştırmasını yaptık, öyle bastık. Herkes dediğim gibi bilimsel yönünü yazmış, tıbbi yönünü yazmış. Çok da istifade ettik onlardan ama mesaj yönünü kimse yazmamış. Bu alandaki ilk kitaptır. İzleyicilerimizden öyle istirhamımız eğer imkanları olursa şu anda yaklaşık 25 tane internet sitesinde satılıyor. Kitabı okusunlar. Biz de onlardan dua istiyoruz bu anlamda. Bizlere de bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize de özellikle sabırla bizleri dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün bir numara özel yayınımızın konuğu Metin Özmen'di. Covid-19'un şifresini konuştuk. Konuşamadıklarımız için inşallah bir sonraki programda görüşeceğiz kendisiyle. Herkese teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için ve iyi akşamlar diliyorum.